Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte artık paraya sıkıştığı, ayyuka çıkan Apple'ın küçük telefonu olduğu iddia edilen cihaza bakacağız. Şimdi arkadaşlar, Apple daha önceden de küçük telefon çıkarmıştı ama bu sefer dengeler biraz daha farklı. Çünkü adamların borsa payında orada burada ciddi düşüşler var. Üstüne üstlük satışlarında da ciddi düşüşler var. Apple batıyor mu meselesine geri döneceğim. Öncelikle şu cihazdan biraz bahsedelim. Şimdi bazıları bu cihaza küçük iPhone diyor. Bazıları da ucuz iPhone diyor. Muhtemelen ismi iPhone SE 2 olacaktır ve Apple'ın beklentisi bu cihazdan satış grafiklerini yukarı doğru dikeltmesi. 2019'un bahar aylarında karşımıza çıkacak olan bu modeli sızan görsellerden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz iPhone 10'un iPhone 5 kasasına oturtulmuş hali. iPhone 5 kasasında home tuşu vardı. Şimdi içinizde ümitlenenler kesin olmuştur. Fakat bu modelde home tuşu olmayacaktır. Ya o tuşu artık unutalım arkadaşlar. O fasıl kapandı. iPhone 10'u alıp iPhone 5 kasasına oturacaklarına göre teknik özellik anlamında da şunları söyleyebiliriz. Muhtemelen kullanacakları chipset Apple A10 Fusion olacak. RAM'i 2 GB olur. Depolama alanı anlamında ise bir 32'lik bir de 128 GB'lık iki farklı modeli olacak. Arka kamera 12 megapiksel, ön kamerada bence 5 megapiksel olur. Tasarım anlamında home tuşuna nasıl el sallıyorsak artık iPhone'lardaki çentiklere de hoş geldin dememiz gerekiyor. Yani bu cihazda kesinlikle çentik olur. Yüz tanıma özelliği de buna eklenir tabii ki de. Ama şunu unutmayın arkadaşlar, bunlar tahminler. Elimizde bulunan veriler ışığında bunlar %90 ihtimalle böyle olur. Şimdi gelin bu içeriğin ana konusuna gelelim. Şimdi şu soruya bir cevap vermeye çalışalım. Apple 2018 yılı içerisinde daha önce hiçbir zaman yaşamadığı kadar büyük sorunlarla yüzleşti. Bunlar patent davaları, biliyorsunuz orada burada satış yasaklandı. Hükümetlerle, devletlerle yaşadıkları problemler ve o işte her sene tanıtılan yeni iPhone heyecanının bu sene yaşanmamış olması. Şeyi hatırlayanlar mutlaka vardır. Daha öncesinde insanlar iPhone'a ilk sahip olabilmek için gidip şirketlerin önünde kamp kuruyorlardı. Bu sene o kampları görebildik mi? Göremedik. Yani satışlar beklentinin çok altında. Şimdi arkadaşlar, Apple bildiğiniz gibi geçen sene 1 trilyon dolarlık değere ulaşan ilk Amerika firması olmuştu. Bu rakam bazı devletlerin elinde tuttuğu dolar rezervinden daha fazla. Fakat gelin görün ki Ekim ayında şirketin hisseleri %20 değer kaybetti. Çok çok ciddi bir oran. Bu hisse düşüşünün belirli nedenleri var arkadaşlar. Şimdi daha öncesinde Apple firması her sene çıkıp göğsünü gere gere ben şu kadar iPhone sattım, bu kadar iPad sattım diye açıklama yapıyordu. Yine bu açıklamayı yapacak beklentisindeydik fakat bu seferki açıklama iptal edildi. Peki ne oldu? Yatırımcılar bu işten kıllandı. Yani gizlenecek bir şey mi var kardeşim? Sen niye her sene açıkladığın şeyi bu sene iptal ettin? Demek ki ciddi bir düşüş yaşıyorsun. Ya da başka bir durum ama rivayet bence ilk söylediği. İkinci de önemli durum da arkadaşlar, bildiğiniz gibi Apple ürünlerine sabit fiyat politikası uyguluyor. Yani A ürüne çıkıyor, diyor ki 750 dolar. Burada da şöyle bir sıkıntı devreye girdi. Dünya genelinde arkadaşlar bir ekonomik kriz söz konusu. Parayla ilgili sıkıntılar şu an dünya devletlerinin pek çoğunda var. Doğal olarak gelir dağılımındaki eşitsizlik ve insanların alabileceği ürünlere ulaşım oranı tüm dünya genelinde düştü. E şimdi sen borsacı olsan, elinde milyar milyon tane dolar olsa şeyi düşünürsün, ya bu 750 dolar eskiden insanlar alabiliyordu ama yeni ekonomik dönemde acaba bu ürünleri alabilecekler mi diye endişe yaşarsın. Bu da borsacı adama ne yaptırır biliyor musunuz? O hisseleri cayır cayır sattırır. Şimdi arkadaşlar, zurnanın tam olarak zırt dediği yere geliyorum. ABD ve Çin arasındaki ekonomik gerilim. Şimdi Trump ne yapıyor? Gidiyor Çin'den gelecek ürünlere ekstra vergiler uyguluyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. E ama şöyle bir durum var. Apple'ın üretim yükünün çoğunu Çin karşılıyor. Eşin daha öncesinde adam Amerika'ya 2 dolara soktuğu ürünü Trump'ın yeni vergi politikası nedeniyle 4 dolara 5 dolara sokmaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Fiyat. Hurra. O bildiğimiz karizmatik, her sene ben bir tane model çıkarırım, her yerde onu cayır cayır satarım diyen Apple, tıpkı Samsung, Huawei veya karşısındaki artık ciddi rakipler haline gelmiş olan Çinli firmalar, ki bunların başına Xiaomi geliyor, bunların karşısına alternatif modellerle çıkmak zorunda kalıyor. Bu bildiğimiz küçük iPhone, ucuz iPhone, iPhone SE 2 adına ne derseniz deyin tam olarak buradan besleniyor. Adam satamıyor. E ne yapacak? Mecburen farklı farklı ürünler çıkaracak. Uzun lafın kısası arkadaşlar, Çin bayağı gümbür gümbür geliyor. Xiaomi gibi markalar, Samsung, Huawei gibi markalarla birlikte Apple'ın pazardaki payını ciddi oranda tırtıklıyorlar. Oradan artık o pastadan büyük lokmalar alıyorlar. Şimdi Apple panik halinde mi? Yani şu an panik halinde olduklarını düşünmüyoruz. Fakat bu çıkan ucuz model satış grafiklerini dikeltme ümidini onlara yüklüyor. Ha ne olur? Bunu ancak telefon ortaya çıktığında öğrenebilir diyorum ve bu içeriğimizin de artık sonuna gelmiş oluyorum arkadaşlar. Şunu merak ediyorum. Bana katılıyor musunuz? Yani sizce bu telefon Apple'ın imdat çığlığı mı? Yoksa adamlar zaten her sene
yapıyordu abi. Bu sene de SE gibi bir tane model çıkaracaklar mı diyorsunuz? Cevabınızı ankette bizimle paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca bu ABD ile Çin arasındaki ekonomik gerilimin dünya devletlerini ne kadar etkileyebileceğini de yorum bölümünde bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Biz de fırsat buldukça yorumlara cevap vereceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bunların haricinde kafanızda takılan bir şey varsa da yorum bölümünden belirtmeyi unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.